İsrail ile Lübnan arasında yaşananlara bakalım. Lübnan'daki saldırılarına karşılık İsrail'in Hizbullah da saldırılar düzenliyor. Hayfa'daki askeri üste savunma şirketine füzelerle vurdu Hizbullah. İsrail ise saldırıların devam edeceğini açıkladı. Bu arada İsrail'in Demir Kubbe'sinin delindiği haberi var. Bu da önemli bilgilerden bir tanesi. Bir yandan da Tel Aviv güçleri Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı havadan vurdular. Bölgeden sıcak görüntüler de ekranlara geliyor şu an. İsrail sabahın ilk saatleriyle yeni bir hava saldırısı dalgası düzenledi. Farklı adreslerde yine bu dumanlar yükseldi. Lübnan'ın güneyinde birçok nokta vuruldu. Bununla ilgili bilgiler geldi. O adresler arasında Ayta Eşşab da bulunuyor. Saldırının sonrasında İsrail ordu sözcüsü Hagari açıklamalarda bulundu. Hizbullah hedeflerinin imha edildiğini söyledi. Yine Hizbullah tarafından İsrail'e füzeler fırlatıldığını öne sürdü. Şimdi bir yandan karşılıklı saldırılar sürüyor. Karşılıklı restleşme boyutuna gelen açıklamalar da devam ediyor. Netanyahu'nun açıklamalarını geride bıraktığımız saat diliminde ekrana taşımıştık. Oldukça netti. Peki son durum ne? Bölgede neler konuşuluyor? İslim İstanbul'u haber nöbetini sürdüren İSİM, kameraman arkadaşımız Ertan Tunay ile birlikte Tel Aviv'deler. İSİM günaydın, hoş geldin yayına. Var mı bir hareketlilik, yeni bir açıklama? Nedir son durum? Evet Cansu Elbacı, mavi hatta sınır hattında, İsrail ve Lübnan sınırında elbette hareketli anlar yaşanıyor. Zira bu çatışmalar zirveye tırmanmış durumda. 7 Ekim'den bu yana en yoğun bombardıman yaşanıyor bu mavi hatta sınır hattında diyebiliriz elbette. Hiç şüphesiz geride bıraktığımız günlerde İsrail'in Beyrut'a bir saldırı gerçekleştirmişti. Bir hava saldırısı gerçekleştirmişti. Hedefse Hizbullah'tı. Hizbullah'ın üst düzey komutanı olan İbrahim Akil'di. İbrahim Akil'in de aralarında bulunduğu 11 Hizbullah üyesi hayatını işte bu saldırıda kaybetti. Siviller de, kadın ve çocukların da olduğu rakamlarda elimize ulaşmıştı. Hayatını kaybedenler arasında binlerce yaralının da olduğunu biliyoruz. İşte Hizbullah cephesine geride bıraktığımız günde bir bu saldırıya bir misilleme geldi. İsrail'e bir saldırı gerçekleştirdi. 100'den fazla füze saldırısı gerçekleştirdi Hizbullah. Peki hangi bölgeleri hedef aldı? İlk bölge Cezreel Vadisi'ydi. İlk vurduğu yer Cezreel Vadisi'ydi Hizbullah'ın. Ardından Nasra bölgesi ve 85 roketi atmış oldu. Yani en çok roketi attı Hayfa bölgesi oldu Hizbullah'ın. Neden Hayfa? Hayfa çok önemli. Bu konuya bir parantez açmak istiyorum Cansu Elbacı. Zira Hayfa İsrail için oldukça önemli bir noktada. Ticaretin kalbi de diyebiliriz. Hayfa'da önemli bir liman var. Bu limanlara askeri gemiler yanaşıyor. Ki Hayfa limanının kuzeyine doğru, yani sola kıvrılarak gittiğimizde ise Nasra bölgesine ulaşıyoruz. Yani bu bölge nasıl bir bölge? İsrail ve Lübnan sınır hattının olduğu bölge ki bizler de Hayfa'daki o patlamanın yaşandığı noktaya da gitmiştik. Dün o saldırının ardından, hava saldırısının ardından o noktaya da gittik. Şunu ifade edelim, saldırıya ilişkin 3 kişinin yaralandığı bilgisi elimizdeydi ve 12 evde de 12 binada da hasarın oluştuğu yönünde bilgiler elimizdeydi. Peki Hayfa, evet önemli dedik. Hizbullah'ın önemli hedef aldığı noktalardan biriydi Hayfa. Sınıra da çok yakın. Özellikle bakıyorum mesafesine, 30 kilometrelik bir mesafe Lübnan sınırına. Hayfa'nın mesafesi 30 kilometre. İşte o yüzden de vurmak istediği noktalardan biriydi ki Demir Kubbe'yi aştı ve saldırıların gerçekleştiğini biliyoruz. Demir Kubbe ile ilgili çok önemli bilgilerimiz vardı. Özellikle savunma sanayisi anlamında İsrail için önemli bir noktadaydı Demir Kubbe. Ama bu saldırı gerçekleşti. Hizbullah Demir Kubbe'yi aşarak bir roket saldırısı gerçekleştirdi. Peki ya son güncel bilgilerimiz neler? İsrail kanadından bir saldırı var Hizbullah'a karşı. Hemen onu da söyleyerek yayınımı tamamlamak istiyorum. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki ve doğusundaki birçok bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Peki ya hangi bölgelerdi? İsrail resmi haber ajansının haberine göre İsrail savaş uçakları Ennebati kentine bağlı Ezzerariye ve Ensar beldeleri arasında 30 dakika içerisinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğine dair bilgiler elimizde. İsrail ordusu da Aynı zamanda Güney Lübnan ve Bekaa sakinlerine bir mesaj gönderdi. Neydi o mesaj? Hizbullah binalarından uzak durun mesajıydı. Peki bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şöyle yorumlayabiliriz. Hava saldırıları, bu çatışmaların devamının geleceği yönünde uyarılarda bulunabiliriz hiç şüphesiz. Bizler Tel Aviv'deyiz. Süreci takip ediyoruz ve yeni bir gelişme oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz Cansu Elbacı. İsim teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İsim son bilgileri bize aktardı. Biraz Gazze'den söz edeceğim şimdi. Gönül isterdi ki farklı şeyler söyleyeyim. Farklı başlıklarda yeni haberler vereyim. 7 Ekim'den bu yana farklı haberler sadece daha kötü yönde, daha korkunç yönde verebiliyorum. Şimdi son gelen bilgiler şöyle. İsrail bazı evleri buldozerlerle yıkmaya başlamış. Ayakta kalan noktaları işgal güçleriyle buldozerlerle yıkıyor. Bu arada yine Filistin Sağlık Bakanlığı'na ait bir ilaç deposu varmış. Biliyorsunuz geriye ayakta 2 hastane, 3 hastane kaldı. Onun da adı hastane. Nasıl hizmet verildiğini, doktorların nasıl öldürüldüğünü, hastanenin içerisine baskın düzenleyip de insanların nasıl sıraya dizilip de sonrasında o noktalarda toplu mezarlar bulunduğunu hatırlatmama sanıyorum gerek yoktur. Tüm dünya bu çığlıkları duydu. Tüm dünya gözleriyle, çıplak gözlerle yaşananları gördü. Bunları bir daha hatırlatmanın bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. O ilaç deposu da vurulmuş. Geriye kalan bölgede kullanılabilecek ilaçlar da böylelikle havaya uçmuş. Biliyorsunuz yardım zaten hak getire. İşte büyük kuruluşların içeri girememesi. Birkaç gün gördük Birleşmiş Milletler'e ait su taşıyan büyük tırları. Onların da havaya uçtuğunu gördük. Çünkü İsrail o noktada da tehlike sezmişti. Hamas güçlerinin olduğu bilgisini almıştı. Ya da şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu konuyu araştırıyoruz. Bir yanlışlık olmuş. Yapılan saldırılar sonrasında. Yine bakıyorum işte en az diye ifade edilen rakamlar var. Bu arada bugün mesela hafta başı çoğu gazetede İsrail'e ait saldırılarına ait tabii gözler Lübnan'a çevrilince Gazze'de yaşananlar biraz daha geride kalmış gibi görünüyor ama çok da böyle yer verilen haberler görememek üzücü. Bunu da söylemek isterim. En az diye ifade edilen hayatını kaybeden insanların rakamları yine sayılar olarak paylaşılıyor maalesef tüm dünyayla. Orada ne oluyor? Orada ölüm devam ediyor. Kaç çocuk geriye kaldı bilmiyoruz. Kaç insan geriye kaldı bilmiyoruz. Benzer cümleleri hiç yılmadan kuracağım. Bu iş nasıl sonuçlanacak, sonuçlanacak mı bilmiyoruz. Şimdi de Lübnan'da yıkıntıların, enkazların arasında insanların kurtarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hedef alan yine İsrail ve yine kameraların karşısına geçip açıklamalar yapan İsrailli yetkililer, Netanyahu, Galant gibi yetkililer ve yaptıklarında kendilerini haklı görüp de bu işin sonunun geleceğini ancak ısrarla devam edeceklerini söylüyorlar.